Başkanlık sisteminden bahsedildi. Sayın hocamı da dinledim. Dedi ki selam hocam, işte başkanlık sisteminin esasında yol açtığı meseleler değildir bu. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Ben size şöyle söyleyeyim. Başkanlık sisteminin yol açtığı meseleler değilse 2018 yılında 24 Haziran'dan sonraki iktisadi tabloya bakın, yerle bir. Hiçbir şey toparlayamamışız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vaatlerini bir kenara koyuyorum. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Yani 23, niye siz ısrarla 23 Eylül 2021 tarihinden kaçıyorsunuz? Bütün hazırlık. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası özetmiş, bağımsızmış. Dedi ki nas var, her şey var. Kardeşim faiz sebep, enflasyon sonuç. Ben de dedim ki kardeşim faiz sebep değil, kur sebep, enflasyon sonuç. Kim haklı? 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren bakın size rakamlarla konuşacaksınız. Gerisi inanın boş. Ben size şöyle söyleyeyim. Ağustos 2021'de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında aylık enflasyon 1,12. Yıllık enflasyon 19,25. Eylül'de daha henüz geçmemişiz. 1,25 aylık enflasyon. 19,8 yıllık enflasyon. Ekim ayında NAS işine girdikten sonra aylık enflasyon 2,39. Kürşat Bey, siz ne diyorsunuz ya? Bana diyorlar ki efendim diyorlar, siz, ben şuraya da notumu almışım. Şimdi %40 faiz veriliyor bu kur korumalılara, kızıyorsunuz da %24 faize de o zaman kızmıyordunuz. Kardeşim ben faizi savunmuyorum. Kötünün iyisi Merkez Bankası'nın elinde bir amaç değil, araçtır, enstrüman faiz. Bunu dünyada bilir, Merkez Bankası kanununa bakarsanız bilirsiniz. Ya bu ülke topraklarında Allah'ınızı severseniz, hazuruna soruyorum, kurban oluyorum ya. %25 enflasyon olsaydı istemez miydiniz ya? Bu ülkede %30 enflasyon olsaydı da şu fiyatları görmeseydik, şu sıkıntıları yaşamasaydık. Yani bu yani şimdi burada ama kim bunu millete söylediniz diye. Millet bunu almayabilir. Millet diyebilir kardeşim ben şu anda cebimdekine bakıyorum. Karnım doyuyor mu? Bayrama girebildim mi? Ondan çıkabildim mi? Eylül ayında okullar açacak. Sayın Cumhurbaşkanım senden yeni vaatleri bekliyorum. Hediyeleri bekliyorum. Hazır mısın? Bekliyorum seni. Ersan Hocam, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Şubat'ta Mart'ta enflasyon düşecek. Yani bunu birkaç kere söyledi. Bu sonuçta... Evet, bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın söyledikleri var. Sayın Cumhurbaşkanıma saygım sonsuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu enflasyon canavarına karşı yaptığı 1,5-2 yıllık açıklamalara baktığınızda bunları söylüyor. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Şuradan yine çünkü bilim hırsızlığı yapmak istemem. Ege Cansen'den okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında dolar sabitlenmeden yani kur kontrol altına alınmadan enflasyon düşemez. Düşemez. Niye? Çünkü Türk lirasına güven kayboldu. Ya siz dahil, biliyorum bak siz dahil. Diyeceksiniz ki hocam bizim adımıza konuşma. TL'de durmuyorsunuzdur. Durmuyorsunuz. Kimse kimseyi kandırmasın. Biliyorum ben o duruyorum hocam. Yok yok ama ben duruyorum. Sizi temin ederim duruyorum. Kardeşim 500 lirası olan kur gidip dolar alıyor. Yok hayır kur korumalı ben bıraktım. Kendiliğinden bıraktım artık. Ne olursa olsun. Benim amacım burada şu. Yani kayıkçı kavgası yapmak değil. Sen ben kavga, insanlar bundan bıktı. Siyasilerden bıktı. Böyle bir hamasi yani oturup sen hemen birbirimize atıyoruz. Sen de 5 sene önce böyle yapmışsın. Yani değil. Şu anda bir sorun var. Tam göbek taşımıza oturmuş durumda. Ve bu sorun hepimizin sorunu. Ve bu sorunu çözmek için neler yapılabileceğini konuşacağımız bir yerdeyiz. Yoksa onu bunu suçlamak, meseleleri farklı yere götürüp de konuyu mecrandan saptırdığımızda elimizde bir şey gelmeyecek. Şöyle söyleyeyim size, devam ediyorum. Arkadaşlar, Anadolu memleketinden bahsediyoruz. Güzel, Selam Hocam güzel söyledi. Türkiye Cumhuriyeti dedi, tahıl krizini çözmek için İstanbul toplantısı yaptı. Selam Hocama cevap demiyorum, ondan da cevap beklemiyorum. Ben de tarımcı değilim, o da değil. Anadolu'da, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının Anadolu'sunda, tarımda, hayvancılıkta. Eğer sen el aleme, Ukrayna'ya, Rusya'ya, oradan gelecek buğdaya muhtaç hale geliyorsan yazıklar olsun sana. Türkiye'nin ihtiyacı söylüyor. Yok ona. Avrupa'nın ötesi var mı? Dünyanın ihtiyacı var diyor Selam Ersan Hoca. Türkiye'nin ihtiyacı yok ona. Türkiye'nin de bir miktar ihtiyacı var. Hayır, Türkiye sadece Rusya'dan bir miktar alıyor. Oradan alıp için, kırıp Afrika ülkelerine un olarak satıyor. Ama esas itibariyle ihtiyacı olan çok ülkeler devam Afrika devam ve diğer ülkeler çünkü Avrupa'da bir şekilde Polonya ve Romanya üzerinden zaten tedarik ediyor. Evet hocam buyurun. Ankara, gözünüzü kapatın. Ankara'ya gittiniz mi? Herkes Ankara'ya gitti değil mi? Evet. Kapat gözünü kardeşim, Kars'a kadar gitsene. Ya Türkiye Cumhuriyeti cennet. Her yeri tahıla boğarsın, buğdaya boğarsın.
Sen ne yapıyorsun? Sen çiftçiye gidiyorsun. Ürününe vermiyorsun teşvik. Üreten gel al. Ne takip ediyor musun? Etmiyorsun. Mazot ağlıyor, inim inim inliyor. Neyi veriyorsun sen? Yani şimdi ben Hollanda, İtalya'yı örnek verip de rezil mi edeyim ya? Yani şimdi Hollanda neyin nesi ki 118 milyar dolar 2021 yılında ihracat yapacak. İtalya kim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında 55 milyar dolar ihracat yapacak. Sen de 23 milyar dolar, 18 milyar dolar da ithal var gıda. Sen 23 milyar dolar ithalatla, şey, ihracatla övüneceksin. Geç bak bacın, bunları geç. Bunlar değil bizim hakikaten. Bak ben şimdi iktidar ne yapmak istediğini size söylüyorum. Bak doğrudur yanlıştır. İki cümle söyleyeceğim. Yanlışım varsa ben de buradan kalkar giderim. Ekonomist olduğum için değil. Ya görüyorum. Analiz yapıyorum ben. Önümü görüyorum. Bak iktidarın yaptığı şu. Ne yapıyor? Şimdi borçlanıyor. Nasıl olsa diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kimse diyor bu 84-85 milyonluk bir ülkeyi batıramaz diyor. Öyle bakıyor. Ve diyor ki seçime kadar böyle gidelim diyor. Seçime kadar böyle gidelim. Nefesimiz yetecek diyor, merak etmeyin. Hediyelere alıştı insanlar diyor. Az çok diyor. 5500, 6000. Herkes 6200 bekledi. Ben de dedim ki ya bunu yapmayabilir. Niye? Çünkü daha yapacak. Daha şey lazım. Lazım çünkü seçim zamanına gittikçe bu süreci sizin hızlandırmanız lazım. Şöyle devam edip bitireceğim. Evet hocam, toparlayalım. Aslında masayı diyor, ben diyor polemiğe bağlarım. O zaman acaba. Hatta enflasyona nasılsa alışacak. Ben alışkanlıklarıma devam edeyim. Bilmediğim insanlarla mecraya girmeyeyim diye halk düşünür diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın okuması bu. Beni tanıyor diyor. Ben diyor bugüne kadar öyle ya da böyle çözüm gösterdim. Kısa belki oldu. Uzun soluklu değildi. Ama bütün yatırımı seçime kadar bu şekilde sürdürecek iktidar diyorsun. Tamam, devam ediyorum. Bakın şöyle söyleyeyim size. Din ve milliyetçilik üzerinden tartışmaları zaten alevlendirebiliyorsunuz bu ülkede istediğiniz gibi. Dolmabahçe diyorsunuz. Zulüm 1453'te başladı diyorsunuz. Orada diyorsunuz hemen ona hazır, o topa 20'ye hazır bir muhalefet var. Hemen laf yetiştirsin. Çıksınlar sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanı'na şöyle attık böyle attık desinler. Bunlardan insanlar bıktı. Polemiklerden bıktı. Biraz sonra konuşacağınız aynen Sayın İmamoğlu ile ilgili tartışmada olduğu gibi. Yani bu polemikleri dinlemek istemiyor. İnsanlar çözüm istiyor. Ve size şöyle söyleyeyim. Bu da bence önemli. Şimdi hatanın kimde oldu? Hatanın kimde olduğu ortaya çıktı mı? Hatanın kimde? Kimde hata? Muhalefet idare etmiyor bu ülkeyi. İktidarda olan idare ediyor. Elbette hata onda. Hata onda olmasa biz bunları tartışıyor olmayız. Hatayı buradan çıkarıp da siz iç mihrak dış mihrak diye savuşturamazsınız. Buna inanmaz insanlar. Ama insanlar şuna inanmıyor. Diyor ki kardeşim kısa bakıyor. Sonucun iyi olmayacağını ben de görüyorum. Çünkü ben şuraya notumu almışım. Oğuz Bey, Senem Hanım. Benim düşüncem şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığıyla ilgili. İktisadi hipotezinde ısrar ederse Sayın Cumhurbaşkanı, yani bu hipotezinde ısrar ederse, derse ki faiz sebep, enflasyon sonuç, işte üretimi artıracağım, tüketim gittikçe gitsin, önemli olan esnaf gülsün, alışveriş olsun, matbaa elimde, parayı basarım, karşılıksız olması önemli değil, enflasyona alışta. Ben size şöyle söyleyeyim, bu da benim hipotezim. Yanlış olabilir. Hazunun da diyebilir ki ya hocam bu çok uç bir düşünce. Bu ücret artışlarıyla seçime girip seçilirse, yapabilir, olabilir, becerebilir diyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yapacağını söyleyeyim. IMF ile masaya oturacak. Ama bu şimdi değil. Ekim'den çünkü, sonra oturacak diyorsunuz. Oturdu. Niye? Niye bakın niye? Ben size örnek veriyorum. Yine analiz yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tür dönüşleri oldu. Ve dedi ki, kendisi söylemese etraf söyledi. Mesela biz bu dönüşleri nerede gördük? Papaz Brunson'da gördük. Cemal Kaşıkçı'da gördük. Efendim işte Marmara'da gördük. Mursi meselesinde gördük. Gördük, bunları denildik hep. O cephe, AK Parti cenahı dedi ki kardeşim dedi, tamam biz de kızdık, bağırdık, hatta küfür bile ettik ama şimdi ulusal çıkarlarımız, uluslararası ilişkilerde duygusallık olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir bildiği vardır. Onun bildiği doğrudur. Dolayısıyla biz şimdi savunmak durumundayız. Dolayısıyla sizin bugün kendinize çok uzak gördüğünüz, efendim işte o IMF bir öcü değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak olduğu bir banka orası.